Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Uyandık, biz Didem dershaneye gidecek. Bugün cumartesi. Kahvaltı hazırlıyoruz. Normalde pek Didem'in yumurtayla arası yok ama geçen böyle yaptığımda bayağı güzel yemişti. Gene böyle yapayım dedim, çok pişirmeden. Çayı da demledim, şimdi sofraya koyacağım. Bu küçük boy mu? Evet. Küçük boy yumurta mı? Orta boy. Orta boy mu? Geçen sene bu zamanlar organik yumurtayı alacaksın, köy yumurtasını. 24 liraya alıyorduk, biliyor musun? 24 liraya alıyorduk. Bir senede Allah sonunuzu hayretsin. Bu arada şu kaplar iyi oluyor ya. Buzdolabına koyarken saklamak için iyi oluyor yani. Arkadaşların da geliyor mu? Yumurtaya sen de görüyordun değil mi? Vallahi ben şok oluyorum yani sen böyle kahvaltı yapınca. Kahvaltımdan kalanlar da böyle. Bir aşağı ineyim markete. Akşam Didem dershaneden geldikten sonra da abimlere gideceğiz bakalım. Yarın Nazlıcan Sivas'a gidiyor. Bir de tarçını görelim. Kahvenin kilosu ne kadar? Aman Allah. Çam fıstığıyla yarışıyor. Bir paket kahve 20 lira. İnanabiliyor musunuz? Geçen sene bunun beşlisi 20 liraydı. Yanında da Türk kahvesi fincanı hediyeydi. Marketten geldim. Bugün temizlik yaptım arkadaşlar full. Bir tek Didem'in odası kaldı. Didem kendi odasını kendi temizleyeceğini söyledi. O yüzden orayı hiç ellemedim. Makinayı falan oraya bıraktım, çıktım. Ben de bütün çarşafları falan değiştirdim. Kanepelerin altını, üstünü, işte arkasını, önünü, halıların altını. Mutfak dolaplarının içini şunu da şöyle yapayım da taç gibi. Normalde tacım var ama takınca kafama artıyor ya. Neden olduğunu anlamadım. Çok sıkı bir dar bir taç da değil ama. Neyse dediğim gibi mutfak dolaplarının içini falan şöyle bir elden geçirdim. Ondan sonra böyle genel bir temizlik yaptım. Banyoyla tuvaleti yıkadım. Akşam da dediğim gibi abimlere gideceğiz. Dediğim gibi Nazlıcan yarın Sivas'a gidiyor. Bir de Tarçın'ın ameliyat durumuna olup olmayacağı kesinleşecekti. İşte akciğerleri su toplamış dediğim gibi. Ondan sonra öyle yani.
Akşam da şekerim Nalcangil'de inşallah. Duruma göre bakarız. Akşama da yoğurt çorbası yapayım diyorum. Ondan sonra bayağıdır Didem istiyordu. İçinde haşlanmış nohut, mercimek. Yarmayla yapıyorum ben biraz. Bu arada sesim gitti, neden gitti anlamadım. Öyle. Kahve kuru yemişteki kız da diyor ki neredeyse diyor 4-5 katı fazlasını oldu diyor kahve fiyatları diyor. Bilmiyoruz mu sanki de o kadar pahalandı ki her şey. Neyse, ben tekrar bir ufak bir işim var, onun başına döneyim, ondan sonra gene görüşürüz. Aslan yelisi saçlarımla hepinize tekrardan merhabalar. Didem dershaneden geliyor. Ben de Didem de travmayla geliyormuş. O da indi. Onu almaya doğru onunla beraber eve çıkarız diye düşündüm. O da karşıdan geliyor. Öyle. Hava mis gibi. Geçen hafta soğuktu. Yağmurluydu da. Şimdi bu hafta çöl sıcakları geliyormuş arkadaşlar. O yüzden daha da dikkatli. Daha da sıcak olacak, dikkatli. Neyse. Ama şimdi tam mis gibi bir yaz havası var. Güzel. Güneşli ve de mis gibi. Bir tek bulut yok. İyi yani. Millet salça yapacak herhalde. Domates falan yıkmışlar bahçeye. Bayağı da var herhalde, tek aile yapmayacak onu. Önceden bizim bahçeliydi evimiz. Salçamızı, onumuzu, bunumuzu hep o bahçenin içinde mis gibi yapardık. Şimdi bahçe yok, bir şey yok. Yani kayınbabam gün evde zaten şehir dışında, orada yapsam oradan nasıl getireyim ben onları. Öyle. Ya bunlar da başka bir kültür aslında. Bence çok güzel bir şey insanın kendi yiyeceği şeyi yapabilmesi. Tabii maddiyat da gerektiren bir şey. Yani para olmazsa istediğin kadar bilgi sahibi ol, becerin olsun, tecrüben olsun. Yani paran olmazsa hiçbir şey alıp da yapamazsın. O günlerim de çok oldu yani. Turşu bile yapamadım günlerim oldu yani. Her şey, insan her şeyden geçiyor. Hayat insana her türlü şeyi gösteriyor. O yüzden dediğim gibi bütün şartlar olgunlaşırsa yapabiliyorsun bu tür kışlık şeyleri. Ama olgunlaşmasa psikolojim bile etken yani buna. Evet, Didem'i gördüm. Kara göründü. Şu karşıdan geliyor bakalım. Dediğim gibi şartlar olgunlaşırsa yapabiliyorsun. Hayırlı akşamlar. Akşam yemeğimizi yedik. Sofrayı topladım. Masanın üstünü sildim. Bulaşıkları makineye yerleştirdim. Şöyle ne yaptım onu göstereyim. Yoğurt çorbası yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz beni üzerini takip edenler bilir. Ben nohutumu, yoğurt çorbasını yarmadan yapıyorum. İçine yeşil mercimek de koyarım. Nohut da koyarım. Mısır koyanlar da oluyor ama benim çok tercih ettiğim bir şey değil. Ama öyle de güzel oluyor. Yedim yani öyle de. Öyle bir yoğurt çorbası yaptım. Üstüne de arkadaşlar kışın yediğimiz kerezlerin saplarını biliyorsunuz ben kurutuyorum. Ondan koydum kereviz sapından. Nane koydum, kekik koydum, dereotu koydum, biraz maydanoz kurusu koydum. Tabii bunlar azar azar. Biraz zeytinyağını çok az ısıtıp hemen üstüne döktüm yakmadan. Tencerenin içine piştikten sonra ilave ettim. Biliyorsunuz yoğurt çorbasının sırrı kaynadıktan sonra, piştikten sonra altını kapatınca tuzunu atıyoruz. Yoksa kesilir çorbamız. Şöyle de bir salata yapmıştım. Soğanları böyle verevli şekilde doğradım. Şöyle şu şekilde ince ince. Sonra tuzlu suda biraz onları beklettim. İlk acısını alsın diye, biraz soğanlar yumuşasın diye. Üstüne de bir domates, bir tane
Salatalık doğramıştım. Onu da yedik. Hepsini tuzlamıyorum ben. Kalıyor çünkü. Ben de ameliyatlı olduğum için. Yedikçe tuz atıp istiyorlarsa ya da içine karıştırıp eğer yiyeceklerse o şekilde değerlendiriyorum. Öyle. Bugünkü yemeğimiz de böyleydi. Şimdi çay koyacağım. Alican çayı şimdi mi içeceksin sonra mı? Evet. Emir büyük yerden içerim dedi. Şimdi çayı koyacağım. Gene görüşürüz. Evet, soran arkadaşlar için şöyle de çekeyim. Biz hem tarçına geçmiş olsuna geldik hem de abim kızı yarın Allah'ın izniyle Sivas'a gidecek. Orada okumaya başlayacak. Tarçın'ın son durumu bu arkadaşlar. Yarın ameliyat olacak değil mi Nazlıcan? İnşallah. Bir önceki videoda anlatmıştım. Nefes alması düzelirse anestezi alabilir demişti. Oh! Ay kuzum kuzum. Bekle, şu bir şey sanmış. Evet. Abla hareket yapmayın ya. İçeriden ses gelince bir şey zannetti herhalde. Mama falan sesi falan mı zannettik? Bizim Tutaş da böyle yapıyor ya. Kuzum var. Yani bak şimdi bana da sinirleniyor. Ay yazık. Neyse, buna şükür kurban oldum, Rabbim beterinden korusun. Dediğim gibi korktuğundan ziyade akciğerleri su toplamış. O yüzden nefes alması bu kadar zormuş. Aynen, zaten şu anda normal gıda, kuru ya da yaş mama da yiyemiyor. Her gün ne veriyordunuz? Vitamin veriyoruz da yaş mamanın şırıngayla veriyormuş. Ha, şırıngayla bir vitamin veriyorlardı. Videoda da koymuştum zaten görüntüsünü. Şimdi durumu böyle, patileri falan şöyle hafif şeyleri var. Şu an nefesi çok güzeldi. Saat aynen gibi, o videodan çok daha iyi. Saat gibi ses çıkartıyordu ya. Var kuzum. Bence vay kuzum, sen yarın ameliyat mı olacaksın? Deli kuruyordur. Ay Naz bana anlatmıyor. Ben çok kötü oluyorum ya. Didem de dün rüyasında bizim kediyle ilgili kötü şeyler görmüş. Şöyle patisinin zaten kırık olduğu belli buranın da. Arkadaki mi iki yerinden kırık, önü mü? Arkadaki iki yerinden, önündeki bir yerinden. Zaten şişmeyeyim ben. Neyse, çok rahatsız etmeyeyim, çekmeyeyim. Siz de merak ettiğiniz için çekeyim dedim şöyle. Dua eden herkesten de Allah bin kere razı olsun. Bu benim bebeğimdi ya. Ben bunun şu kadar hali. Vallahi yeğenim gibiydi bu benim ya. Abim ne oldu zaten? Üstü taşa kadar üzüldüm dedim. Bir de bunu zaten. Duru, onları yakalayak mı? Evet. Yakalayınca ne yapak? Böyle yapınca ne yapak? Çekiyorsan çek. Ablamızın bavulları hazırlanmış. Neden? Bu mu ablamın aldığı bavul? İyi, her şeyin de morun tonları. İki bavul. Şunlara ayakkabılarını mı koyacaksın? Didem. Duru size bir şey söylüyor. Duru. Biz seni korkutacağız. Kork sen. Korkut. Hadi Durucuğum. Bir. İki. Üç. Gülümse bakayım. El salla. Emine'yi seviyorum de. Seviyorum de. Evet. Evet, seviyor musun? Öp beni. Yok. Anne seviyordun kızdır dışarı. Didem orada değil ki. Didem nerede? Gitti. Gitti, kaçtı senden. Gel kız, gel buraya. Gel sana ben burada ne göstereceğim. Duru. Duru gel oraya bakma gel. Gel ben sana ne göstereceğim. Gel. Didem'in işi var orada, gel sen. Gel ben sana ne göstereceğim. Bak şu aynada ne varmış bak. Bak hele bak aynada kimin ellerinin izi var? Kimin ellerinin izi var aynada? Duru, bana da verir misin? Beğenmem. Bu bebeğin adı ne Duru? Ayşe. Bu bebeğin adı ne Duru? Ya. Bunun adı ne? Ya. Ne? Ya. Anlamadım ki. Oh. Bu bebek benim olsun mu Duru? Duru, bu bebek benim olsun mu? Düştü. Bu bebek benim olsun mu? Düştü. Oh, düşmüş. Bu bebek benim olsun mu Duru? Evet. Onu alalım. Aa, bu telefon kiminmiş? Bu telefon kimin Duru? Duru'nun. Ah sena. Ay, bu çanta çok güzelmiş. Hadi şimdi de toplayalım. Toplayalım mı? Hadi yok. Hadi yok. Şu bebeğe de verir mi Duru bana? Vermez. Ama bunu veriyor bana, şunu vermiyor. Ayşe'yi vermez. Bunun adı ne? Elya. Elya.
oyuncak sepeti var arkanda. Bak hadi nasıl dur. Hiç durmaz daha. Seni görünce ne yaptı abi aşağıda? Beni görünce hiç durmadan miyavlıyordu. Ben ocağımın alnına bir sarıldım. Yazık ay kıyama. Gel hiç durmaz seni. İstirabını mı oğlum hiç çekildi. Yazık ay kurban olurum seni verene. Gel gel. Gel bak dede. Ben mi geleyim? Geleyim mi? Hadi geleyim. Dedim, Emine 2 dakika işte. Dur çekirdek vereyim evet. Benim annem. Dolar, hayır benim annem. Benim. Benim. Senin halan. Başım susun. Emine hala. Efendim. Hala. Efendim. O benim annem. Sütaş orada ne yaptığını sorabilir miyim? Nasıl çıktın oraya oğlum? Ders çalışmanın hoca rehberlik hocama şu Sütaş ciddi ya. Diyorum oraya nasıl çıktın oğlum sen? Anne dur. Al al al. Niye bu dağıt? Sütaş oraya niye çıktın oğlum? Alo. Sütaş. Sütaş. Gel. Bir dur da ben şunu. Al al sana seni göstermiyorum. Ne yaptın orada? Niye çıktın? Orayı mı merak ettin? Eline bir bez vereydim orayı silerdin.